Merhaba arkadaşlar, ben Buhari. Bugün sizlerle kale seramiği inceleyeceğiz. Kale seramiğinde son durum ne? Alınır mı, düşer mi? Kısa vadede, uzun vadede ne olur? Teknik olarak bakalım. Şöyle fiyat grafiğine bakıldığında işlem 27 Temmuz'da işlem görmeye başlamış. Ardından %400'e varan bir çıkış yatırımcının da gayet güzel bir getiri sağlamasının ardından 140 seviyesi burada zirve olmuş. Zirve sonrası da %60'a yakın bir düşüş gerçekleştirmiş durumda. Fiyatta tepki hareketleri gelse de düşüş trendini kıramamış. Hatta son fiyat hareketlerinde burada güzel bir destek noktası olursa da endekste oluşan sert satışlarla birlikte fiyat bu desteği kırmasıyla düşüşünü sürdürmüş. 61-40 seviyesine kadar gerilemiş. Şimdi kısa vadeciler burada işlem yapacaksa arkadaşlar, özellikle mesela 61 seviyesinden almayı düşünüyorsanız burada 60 seviyesini stop loss olarak kabul etmeniz gerekiyor. Kısa da 70-70 üstü pozitif düşüşleri devam edebilir. O yüzden uzun vadeli düşünen arkadaşlar, orta vadeli düşünen arkadaşlar geri çekilmelere de kendini korumak adına kademeli işlem yaparlarsa iyi olur. Pazartesi açılışı takip edebilirsiniz. Aşağı yönlü fiyat baskısı sürerse 55-54 seviyeleri gelmesi durumunda da alım gerçekleştirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi düşüş bitmediği için arkadaşlar fiyat aşağı yönlü hareketini sürdürebilir. Hatta burada trend çizgisine doğru geri çekilmeler de olabilir. Yani alt bantta 55-50 bölgesi hala olurunu koruyor açıkçası. O yüzden burada yapacağınız işlemlerde kademeli işlem yaparsanız, yani kademeli alımlar yaparsanız güzel bir ortalama yapmış olursunuz. Uzun vadeli alıp buradan bir toplama yapmayı düşünüyorsanız, kısa vadede risk alacaksanız da 60 seviyesini stop loss olarak burada belirleyin ki pazartesi direkt açılıştan almayı düşünüyorsanız. Özellikle burada bu düşüş trendi takip edecek 70-70 bölgesi, 71 bölgesi geçirirse düşüş trendi kırılacağı için en son yaptığı burada zirveye, yani 85-86 bölgesine doğru tepki hareketleri gelebilir. Burada kısada düşüşün kırılmasıyla birlikte bu direnç seviyesinden satış yapabilirsiniz. Özellikle kısacılar, trade edenler, yani 70-70'in üstü kısada pozitif, 85-86 bölgesine doğru yükselişler gözükebilir. Yani yükselişler görebiliriz. Buralara doğru tepki hareketleri gelmesi mümkün. Buradan isteyen satış yapabilir. Çünkü buradan risk almanız durumda %30'un üstünde bir getiri elde etmiş olacaksınız. O yüzden trade edenler, kısa vadeli işlem yapanlar 70-70 geçirirse bekleyin. Düşük trendi kırılmasıyla birlikte 85-86 bölgesinden satışlar yapabilirsiniz arkadaşlar. Orta vadede bu fiyatların üstünde 85-86'ın üstünde günlük kapanışlar görebilirsiniz de 105-112 seviyeleri hedef olacaktır arkadaşlar. Uzun vadede de en son zirvesi hedef fiyat olarak takip edilebilir. Sadece teknik olarak bir düzeltme ile bu fiyatlar gelmeyecektir. Üçüncü çeyrekte olumlu bir bilanço açıklasa da arkadaşlar kar marjlarında düşüşler görmüştük. O yüzden dördüncü çeyrek bilançosunda bu kar marjlarının düşüşlerin devam edip etmeyeceği veya burada bir iyileşmenin olup olmadığını takip edeceğiz. Yani sadece burada teknik olarak bir düzeltme yeterli olmuyor. Temel taraf desteklerse bu seviyenin üstünde en son zirvesi hedef olabilir. Ancak temel tarafta iyi bir bilanço görmezsek arkadaşlar, burası da orta ve uzun vade için güzel bir satış fırsatı olarak bileceğiniz, değerlendirebileceğiniz seviyeler. O yüzden tekrar edeyim. Evet, bir düşüş trendimiz var. Düşüş trendi kırılmadı. Zirvesinden %60'a yakın bir geri çekilme kaydetmiş. Kısa da 70-70 üstü olumlu. 70-71 seviyesi kırılırsa 85-86 bölgesini takip edip satış yapabilirsiniz arkadaşlar. Orta vadede bunun üstünde kalırsa, yani bu direncimizi aşabilirsek, burada güzel bir momentum başlatabilirse 105-112 bölgesi de uzun vade için güzel satış fırsatı olabilecek değerlendireceğiniz seviyeler arkadaşlar. Dediğim gibi bunun üstünü biraz daha bilanço tarafı takip edilmeli. Sadece düzeltme ile teknik de olacak bir iş değil. Uzun vadede güzel bir bilançoyla bunun üstünde fiyatlama görebilirsiniz de en son zirvesi hedef fiyat olarak takip edilebilir arkadaşlar. Kalesler bu şekilde, cümleten bol kazançlar, hoşça kalın.